Merhaba, bugün 9 Kasım saat 13 bülteninde gündemdeki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi ilk önce öne çıkan başlıklara bakalım. Fatih'te 4 kardeşin şüpheli ölümü Türkiye'nin gündemindeyken bir acı haber de Antalya'dan geldi. 4 kişilik bir aile evinde ölü bulundu. Olayda da siyanür şüphesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın devam edeceği sinyalini verirken Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'deki temaslarına devam ediyor. Dün Hulusi Akar'la Ankara'da görüşmüştü. Bugün de İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Ve yarın 10 Kasım Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Milli Savunma Bakanlığı da atamızın 81. ölüm yıl dönümü sebebiyle videolar yayınlamaya devam ediyor. Biz de bu anlamlı videoları sizlerle paylaşacağız bültenimizde. Daha fazlası için buyurun başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Son 24 saatte PKK'lılar tarafından 8 taciz atışının yapıldığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde taciz atışları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sahadaki son bilgiler için bilgilendirme yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut mutabakatlara tam uyduğu belirtildi. PKK'lı teröristler tarafından son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 saldırı gerçekleştirdi. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Jeffrey ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Kalın ve Jeffrey görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde saat 10.30'da başladı. Görüşme basına kapalı yapıldı. James Jeffrey temasları kapsamında dün de Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmişti. Barış Pınarı Harekatı kesinlikle devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşünde böyle konuştu. Erdoğan, son terörist bölgeyi terk etmedikçe, diğer ülkeler Suriye topraklarından çıkmadıkça biz bu işi asla bırakmayız dedi. Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'dan dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın devam edeceğini söyledi Erdoğan. Teröristler çıkmadan bölgeyi terk etmeyiz dedi. Barış Pınarı Harekatı kesinlikle devam edecek. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. İkinci olarak diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Suriye'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin de konuştu Erdoğan. PKK-PYD'nin mutabakata uymadığını ifade etti. 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 13 Kasım'da gözler sözlerin tutulmadığı sınırdan Amerika'daki zirveye çevrilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinde gündem yoğun. Tutulmayan sözler, diplomatik dilden uzak mektup, PYD-YPG'nin sınırdan çekilmemesi. Kendisinin şu ifadesi de manidardı. 13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz dediler. Biz de bu iyi hazırlığa karşı kendimiz de iyi bir hazırlık yapıp gideceğiz. Temennim odur ki gerçekten başarılı bir ziyaret olur. Erdoğan o skandal mektubu bizzat Trump'a soracak. Elimizde malum mektup var. Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Benim size söylediklerim belli. Amerika Birleşik Devletleri üssüne saldırı düzenlendi. Irak'ın Musul kentindeki Kayyar askeri hava üssüne 17 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri üssüne 17 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Amerikan askerlerinin konuşlandığı Musul'daki Kayyara askeri hava üssüne füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü IŞİD'den alındı. 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor. Amerikan askeri söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyor. Aksaray'daki utanç verici olayla ilgili otizmli Rüzgar'ın annesi konuştu. Otizmli çocukların eğitim hakkının engellendiğini söyleyen anne Banu Boralı, aileleri daha duyarlı olmaya davet etti. Otizmde farkındalık oluşturulmaya çalışılırken Aksaray'daki görüntüler aileleri üzdü. 12 yaşına kadar 8 okul değiştirmek zorunda kalan otizmli Rüzgar'ın annesi Banu Boralı, çocukların eğitim hakkının engellendiğini söyledi. Hürriyet'e konuşan Boralı, otizmli öğrencilere karşı öğretmen ve velilerin tahammülünün düşük olduğunu ifade etti. Anne, Çorlu'da bir devlet okulunda Rüzgar'ın sınıf arkadaşları tarafından darp edildiğini anlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı Çorlu Kaymakamlığından soruşturma talebinde bulundu. Banu Boralı, soruşturma izni verilmesini bekliyoruz, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim şeklinde konuştu. Aynı aileden ikisi çocuk, dört kişi evlerinde ölü bulundu. Eve giren polis ekipleri içeride kaynağı belli olmayan bir kokuyla karşılaştı. Kokudan etkilenen üç polis memuruyla üç sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Aileden bir süre haber alamayan yakınları polise haber verdi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri ikisi çocuk 4 kişinin cansız bedenini buldu. İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuruyla 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler ekibi çağrıldı. El ele tutuşan baba ve çocuklarının cesedinin evin salonunda, anneninki ise banyoda bulunduğu öğrenildi. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 4 koldan PKK'nın üzerine gidiyor. Hakurk, Pençe, Kıran ve Suriye'nin kuzeyindeki büyük operasyonlar PKK'yı bozguna uğrattı. Yurt içindeki ve yurt dışındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar artarak devam ediyor. Son olarak Kıran 5 harekatı icra edildi. Gelin ayrıntılara bakalım. Türkiye'nin yanı başında yuvalanmak isteyen PKK'lılara geçit verilmiyor. İçeride ve dışarıda operasyonlar aralıksız sürüyor. İlk önce PKK'nın kampları hedef alındı. Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın olan ve PKK'lıların geçiş yaptığı Hakurk kampına operasyon düzenlendi. Hakurk kampı aynı zamanda Kandil'e giden yol demekti. Türk askeri ayak bastığı sınır ötesinde kalıcı üsler kurdu. Bazı noktalar PKK kontrolünden çıktı. Operasyonlar genişletildi. Bu kez daha derinlere inildi. Pençe 1, 2, 3 operasyonları başlatıldı. PKK'lılara hareket alanı bırakılmadı. Sığınakları yok edildi. Silah depoları havaya uçuruldu. Ateş! Elaviyat'tan sizlere ve tüm milletimize selam olsun! Kumanda! Türk ordusu bir yandan da Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı hamle yaptı. Bir hafta içinde PKK'nın yoğun yığınak yaptığı noktalar ele geçirildi. Yurt içindeki teröristlerin imhası için de Kıran operasyonu devreye sokuldu. PKK'yı çökertmek için başlatılan Kıran operasyonlarının ilki 17 Ağustos'ta başlatılmıştı. Bütün komandolarımıza, özel hareket timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Daha sonra peş peşe 2, 3 ve 4, son olarak 5.'si için adım atıldı. 179 timin katıldığı operasyon Diyarbakır, Muş ve Bingöl hattında başladı. PKK'lıların ana hatlara sızmasının önüne geçilecek ve teröristler etkisiz hale getirilecek. Aynı zamanda PKK'nın kış yapılanmasının da önüne geçilecek. İnönü Stadyumu, Merasim Sokak, Kayseri ve İstanbul'da yaşanan birçok terör saldırısının emrini veren iki PKK'lı Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi. Bu durum örgüt içinde de büyük moral bozukluğuna neden oldu.
Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin kırmızı listede olduğu öğrenildi. Teröristler 4'er milyon lira ödülle aranıyordu. Hain terör eylemlerinin talimatını veren kırmızı kategoride aradığımız insanlıktan çıkmış iki terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da. Söz konusu teröristlerin örgütün sözde orta saha sorumlusu Hejar Çelik de sözde Ahmet Eyaleti özel güç sorumlusu İshak Özçak'ta olduğu tespit edildi. Gözüm hep bu adamdaydı. Nerede olduğu, nasıl olduğu ve Allah'a şükürler olsun ki o evlatlarımızın kanı yerde kalmadı. Öldürülen PKK'ların planladığı olayların ayrıntıları da öğrenildi. İshak Özçaktun'un Ankara Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu ve Kayseri'de askeri servis aracına düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olduğu aktarıldı. Kırmızı listedeki PKK'lıların öldürülmesi örgütte büyük çöküntüye neden oldu. Örgüt elebaşlarının konuşmaları telsizlere yansıdı. Dün akşamki konuşmalarından elde ettiğimiz istihbari bilgilerden anlıyorum ki Kara Yılan daha fazla üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür. Kara Yılan'ı ölü yılan haline getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmaz. Terörün finans kaynağına büyük darbe indirildi. Diyarbakır'da kullanıma hazır 489 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasını engellemek için çalışmalar sürüyor. Kent merkeziyle Lice ve Çermik ilçelerinde operasyon yapıldı. Evet, 328 kilo 250 gram kubar ve 161 kilogram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümüyle ilgili 4. videoyu da paylaştı. Atatürk'ün kişisel eşyalarının anlatıldığı video saat 9'u 5 geçe yayınlandı. Türk milleti tek nefes, tek yürek. 81 ilden sporcu Mehmetçi'ye asker selamı gönderdi. Videoda hep bir ağızdan Türkiye sesi yankılandı. Adana. Adıyaman. Ağrı. Aksaray. Amasya. Genç sporcular hep bir ağızdan Mehmetçi'ye selam gönderdi. Artvin. Aydın. Balıkesir. Bartın. Batman. Bayburt. Bilecik. Selama devam diyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81 ilden sporcuları bir videoda birleştirdi. Bingöl. Bitlis. Bolu. Burdur. Bursa. Çanakkale. Çankırı. Sporcular bulundukları ili söyleyerek asker selamı verdi. Düzce. Edirne. Elazığ. Erzincan. Erzurum. Eskişehir. Gaziantep. İllerin alfabetik sırasına göre hazırlanan videoda hep bir ağızdan Türkiye sesi yankılandı. Sinop. Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli. Spor camiası tarafından tek nefes tek yürek sloganıyla tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars. Adana'da 810 öğrenci 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk Haftası kapsamında hazırladıkları koreografiyle 10 Kasım 1938 yazısı oluşturdu. Üzerlerinde Atatürk portresi bulunan tişörtlerle bir araya gelen öğrencilerin bu anlamlı gün için hazırladığı klibi ekranlarınıza getiriyoruz. Senden daha özel.
Antalya 10 Kasım'da atasını payidarla selamlayacak. Bir büyük ulusal kahramana ve onun devrimlerine bakışı müzikal dramayla aktaran payidar, eğitimci yazar Tuncer Çetinkaya tarafından kaleme alınıp yönetildi. 90 kişilik dev kadrosu ise tamamen amatör oyunculardan oluşuyor. Temel hedefi baş öğretmene saygı duruşunda bulunmak olan, 20. yüzyılın emperyalizme karşı ilk büyük tokadını atmış olan bir büyük ulusal kahramana ve onun devrimlerine bir bakış atmak olan bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Payidar Türk milletinin atasını sonsuzluğa uğurladığı o günün anlamına uygun olarak onu ve tüm değerlerini geleceğe taşıma kaygısıyla ortaya çıktı. İçinde Dürrizade fetvasının da Hasan Tahsin'in ilk kurşunun da olduğu ama sonsuza kadar yaşayacak olanın öyküsünün her adımında kendisini hissettirdiği bir drama ile karşı karşıyayız. Öykümüz Mondros Antlaşması'nın gerçekleştiği gün başlıyor. Oyun milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından ve etkin isimlerinden izler barındırıyor. Karayılanların, ilk direnişlerin, Kuvayi Milli Hareketi'nin oluşmasının pasajlar halinde yer aldığı, son derece nitelikli bir orkestra ve koronun da içinde bulunduğu bir süreçle birlikte devam ediyor ve Mustafa Kemal'imizin hayatımızdan ne yazık ki çıktığı güne kadar, aslında tabii hiç çıkmadı ama en azından bedenen bu gerçekleşene kadar ki olan süreci aslında yarınları da konu alınıyor. Eğitimci yazar Tuncer Çetinkaya tarafından kaleme alınıp yönetilen oyunda 90 kişilik dev kadro tamamen amatör oyunculardan oluşuyor. Tarihsel yolculuğa semahtan zeybeklere, horondan tango ve valse uzanan müzikal akış eşlik ediyor. Oyun Antalya Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da izleyicisiyle buluşacak. Çetinkaya tüm yurttaşları büyük önderi payidarla selamlamaya çağırdı. Mustafa Kemal ruhuna sahip çıkma konusunda kararlı olan ekibi yalnız bırakmamanızı rica ediyorum. Tüm Antalyalıları oyunumuza davet ediyorum. Van'ın İpek Yolu İlçe Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan'ın yerine kayyum atandı. Yacan, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. Bir HDP'li belediyeye daha kayyum atandı. Van Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İpek Yolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt dün düzenlenen operasyona gözaltına alındı. Biz mahkeme kararıyla geldik, kapınızı kırmadık, güzelce çaldık kapınızı, geldik. İçişleri Bakanlığı kararınca İpek Yolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Van Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Azim Yacan'ın silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan tedbir amaçlı görevinden alındığı belirtildi. Türkiye Barolar Birliği, HDP'ye yakın barolarla birlikte yapılan olağanüstü kurultay çağrısını reddetti. Verilen kararda baroların çağrı talebinin olağanüstü toplanmaya gerekçe oluşturmadığı belirtildi. 12 baronun kurultay çağrısına en net yanıt da 35 barodan geldi. 35 baro, olağanüstü kurultay çağrısı yapan yönetimleri eleştirdi, Metin Feyzoğlu'na destek verdi. Siz bölücü örgütün yanında yer alan baro yönetimleriyle birlikte davranarak tarihi bir hata yapıyorsunuz. HDP'ye yakın barolarla birlikte yapılan kurultay çağrısı kabul görmedi. 35 baro TBB'ye destek çıktı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun adli yıl açılışına katılmasının ardından barolarda tartışma başlamıştı. Aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'nı da destekleyen Feyzoğlu'nun terörle mücadelede net tavrını koruması bazı barolarda rahatsızlık yarattı. Burada teröre karşı mücadele vardır. Burada sınırlarımızı ve ana vatanı koruma mücadelesi vardır. Eleştiriler yerini olağanüstü kurultay çağrılarına bıraktı. Ankara, İstanbul ve İzmir Baro Yönetimi 29 Ekim için hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan barolarla işbirliği yaptı. 3 büyük baro yönetimi HDP'ye yakın barolarla TBB'yi seçimli olağanüstü kurultaya çağırdı. Vatanseverliğe karşı bir duruşun yanında konumlanıyorsunuz. Çağrının ardından TBB Yönetim Kurulu 8 Kasım'da toplandı. Kurul, baroların çağrı talebinin olağanüstü toplanmaya gerekçe oluşturmadığını bildirdi. 12 baronun talebi oy çokluğuyla esastan reddedildi. Dış destekli, batı destekli bölücü terör örgütüyle arasına sınır koymayan bazı barolar var Türkiye'de. Feyzoğlu ve TBB yönetimini hedef alan kurultay girişimine yanıt da gecikmedi. Olağanüstü kurultay çağrısıyla hedef alınan Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na 35 barodan destek açıklaması geldi.
Elazığ, Samsun, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Sakarya ve Kayseri barolarının da arasında bulunduğu 35 baro yazılı açıklama yaptı. 35 baro yönetimi olağanüstü kurultay çağrısı yapan baroları eleştirdi, kurultayın zamanında yapılmasını istedi. Destek açıklaması yapan barolar TBB'yi hedef alan yönetimlere olağanüstü kurultay çağrısından vazgeçin uyarısında bulundu. Bu illerin delegasyonlarının bu açıdan bir değerlendirme yapmaları lazım. Yani biz kimle yan yana geliyoruz ve neyi söylüyoruz? 35 baro birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Açıklamada TBB başkanımızın meşruiyetini kaybettiği iddiasının ileri sürülmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyiz ifadeleri kullanıldı. Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz için uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Kıbrıs Türkü'nün doğal kaynaklar üzerindeki hakları gasp edildi. Kıbrıs'a ait enerji kaynaklarının geliri bu anlaşmalara göre yalnızca Rumlara gidecek. Rum kesimi 18 yıl boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hukuksuz aramalardan elde edilen doğalgazı 9 milyar 300 milyon dolarlık anlaşmaya bağladı. Rum kesimi Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaştı. Anlaşmayla Noble Enerji, Shell ve Dalek şirketleri doğalgaz kaynaklarını işletme ruhsatı aldı. Anlaşmayla Rum kesimi 18 yıllık süre boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek. Rum yönetimi Amerikalı, İsrailli ve Avrupalı şirketlerle yaptığı anlaşmalarla Kıbrıs Türkü'nün haklarını gasp ediyor. Kıbrıs adası etrafındaki doğal enerji kaynakları Kıbrıs'ta yaşayanların tamamına aitken yapılan anlaşmalarla Türk kesimi yok sayılarak enerji kaynaklarından elde edilen gelirler Rumlara aktarılıyor. Irak'ta bilanço ağırlaşıyor. Hükümet karşıtı gösterilerde son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi de yaralandı. Eylemler başkent Bağdat olmak üzere diğer büyük kentlerde de devam ediyor. Irak'ın Basra kentinde cuma günü düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 gösterici daha hayatını kaybetti. Perşembe akşamı Basra Valiliği önünde sivil itaatsizlik eylemi başlatan göstericilere güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Bağdat'ta 3 kentte son 4 gün içerisinde protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında 23 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı. Geçen Ekim ayından itibaren başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 280'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12 binden fazla kişi yaralandı. Hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi eylemcilerin taleplerinin meşru olduğunu ifade etmişti. Ancak hükümetin istifası halinde sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulunmuştu. İran Basra Körfezi'nde yabancı bir ülkeye ait insansız hava aracını düşürdü. İnsansız hava aracı Mirsat orta menzilli hava savunma sistemi marifetiyle vuruldu. İnsansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğu henüz açıklanmadı. İran ordusu bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Basra Körfezi kıyısındaki Mahşer kentinde henüz hangi ülkeye ait olduğu açıklanmayan insansız hava aracı İran füzelerinin hedefi oldu. İnsansız hava aracı Mahşer limanında konuşlu Mirsat adlı orta menzilli hava savunma sistemiyle düşürüldü. İran, Haziran ayında da Amerika'ya ait bir insansız hava aracını Basra Körfezi'nde vurup düşürmüştü. Türkiye Barolar Birliği ve Azerbaycan Barolar Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararına karşı imza kampanyası başlattı. Kampanyaya ilişkin ulusal kanala konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu ABD'ye tepki gösterdi. Tarihin çarpıtıldığını vurguladı. Toplanan imzaların ABD Başkanı Trump'a da gönderileceği bildirildi. Türkiye'yi soykırımla suçlayacak kadar çapsızlaşıyorlar ve tarihi çarpıtıyorlar. Türk ve Azeri Barolar Birliği harekete geçti. Amerika'nın soykırım kararına karşı kampanya başlatıldı. Bu ikiyüzlülüğe ve Batı'nın suskunluğuna isyan ediyoruz. Amerikan Temsilciler Meclisi 29 Ekim tarihinde 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı almıştı. Türkiye'yi hedef alan bu adıma
tepki sürüyor. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da. Emperyalistlerin bu propagandalarına alet olanlara da kızıyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve Azerbaycan Barolar Birliği'nden Amerika'nın bu hamlesine karşı ortak hareket etme kararı geldi. İki ülke baroları karara karşı sosyal medyada imza kampanyası başlattı. Türkiye Barolar Birliği ve Azerbaycan Barolar Birliği olarak ortak açıklama yaptık. Kampanyaya hayali soykırım ve uluslararası hukuk ihlallerine hayır başlığı atıldı. Toplanan imzaların Amerikan Başkanı Trump ve Amerikan Kongresi'ne gönderileceği de belirtildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu kampanyaya ilişkin ulusal kanala konuştu. Feyzoğlu Amerika'yı sert bir dille eleştirdi. Utanmadan, alçakça Türkleri, Türk milletini soykırımla suçluyorlar. Soykırım falan yoktur. Bu bir yalandır. Tarihi çarpıtıyorsunuz. Feyzoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini de belirtti. Azerbaycan'ın topraklarının neredeyse %30'u, %25'inden biraz fazlası işgal altında. Dağlık Karabağ işgal altında. Bu büyük bir acı. Ve Ermeni milisler Batı'nın da desteğiyle bu işgal sırasında çok büyük eziyetler yaptılar. Hükümet kredi paketlerini peş peşe açıklarken borç batağı da büyüyor. Bu yılın ilk 9 ayında yasal takibe alınan kişi sayısı %14 artarak 1 milyon 205 bin kişi oldu. Raporu Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi açıkladı. Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre %14 yükselen yasal takibe alınanların sayısı 1 milyon 205 bin kişiye ulaştı. Rapor Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklandı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında artarak 673 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde %24 oranında artarak 822 bin kişi olarak kaydedildi. Sivas'ta yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı. Ekipler 73 yaşındaki vatandaşın dilenerek temin ettiği 2280 liraya ve 3 dolara el koydu. Dilencinin üzerinden çıkan para say say bitmedi. Havale dekontları ise şaşırttı. Sivas'ta 73 yaşındaki dilencinin üzerinde 2280 lira bulundu. Dilencimi severek yapıyorsan gözüm çıksın ya. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı. Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 2280 lirayla 3 dolara el konuldu. Müfit D'nin üzerinden yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar da çıktı. Ben terminalde bakıyordum. Geceleri terminalde yattığını belirten Müfit de ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi. Borcuma gönderiyordum. Bugün yarın da bu parayı gönderecektim. Borcum bitiyordu. Kabahatler kanununa göre hakkında işlem yapılan Müfit de memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü. Durumu senin iyi şu anda. Senin dilenmeye hiçbir ihtiyacın yok. Evin var, maaşın var, geçinecek bir durumun var. Bundan sonra da dilencilik yapmıyorsun. Yapmıyorum. Eğer ki ihtiyacın varsa devletin gerekli mercilerine gidiyorsun. Onlar sana gerekli yardımlar. Sosyal hizmetler müdürlüğü var. Sosyal hizmetler. Bu şekilde. İstanbul Fatih'te torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ekiplerin tam bir aylık çalışması sonuç verdi. Torbacılar yakalandı. Gel biri. İstanbul Fatih'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 16 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-24 Kasım arasında yapılacak. Öğrencileri bir haftalık bir tatil süreci bekliyor. Eğitim uzmanları öğrencilerin tatili verimli geçirmesi açısından evde oturmak yerine sosyal aktiviteler yapması gerektiğini söylüyor. Şehir dışına gitmeyi planlıyoruz. Ben tatilde okula geleceğim. Yani okulda etkinlik varmış. Bir haftalık kısa tatil çok önemli. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-24 Kasım tarihlerinde yapılacak. Yani öğrencileri bir haftalık bir tatil süreci bekliyor. Yani iki hafta da olabilirdi. Sanki bir hafta az gibi. Velilerin yapması gereken şey bu haftayı bir hafta süreyle ne yapacaklarını çocuklarıyla birlikte programlamaları önemli. Öğrencilerin yüzünü güldüren ara tatil dönemi bir hafta sonra başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre tatil 18-24 Kasım arasındaki süreyi kapsayacak. Az bir süre benim için. Az mı? Evet, benim için az. Ben çok tatil yapmayı seviyorum çünkü. Hiçbir tatil öğrencinin bütün gün televizyon seyredeceği, uyuyacağı, eğlence şeklinde düşünülmemeli. Mutlaka ama mutlaka belirli bir programı olmalı öğrencilerin. İlk kez uygulanacak olan ara tatil, öğrencilerin akademik ve sosyal duygusal becerilerini geliştirmesi açısından fırsat. Yani bir hafta boyunca okuldaki gezilere ve etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Sen seviyorsun herhalde. Evet, seviyorum. Öğrenciler öğretim yılının başından bugüne kadar yaptığımız eğitimin aldıkları öğrenimde ilk yazılar oldular aşağı yukarı. Eksikleri nelerse o konuya da geri dönüp tekrar yapmaları çok önemli tabii ki. Yine vazgeçilmezleri tatilin kitap okumak olmalı. Mutlaka ama mutlaka. Öğrenciler bir haftalık tatil sürecinde hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Yani tatili dolu dolu geçirecekler. Okulda etkinlik varmış. Ben de geleyim dedim. Yani ne yapalım evde? Boş boş duracağımızı. Öğrencilerin tatili nasıl verimli geçireceğini anlatan eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz, velilere önerilerde bulundu. Matematik biraz sanki zor ama seviyorum genelde okulu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu var. Bu kılavuzun içerisinde bilim merkezleri, kütüphaneler, müzeler, tematik parklar, bahçeler, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanların hangileri olduğunu gösteren bir çalışma var. Veliler isterlerse bunu da kendi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sayfasından indirirlerse bu ara tatilde iyi bir etkinlik planlamış olurlar. Yine yeni düzenlemeye göre birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Bir haftalık kısa tatil çok önemli. Yalnız benim beklentim biraz daha farklıydı. Okullarda öğretime ara verilip eğitimin devam etmesini bekliyorduk. Yani atölye çalışmaları okulda yapılmalıydı. Gezi okulun programlaması dahilinde yapılmalıydı. Daha iyi olurdu. Ülkemizde geri dönüşüm farkındalığının az olması nefesimizin çöpe gitmesine neden oluyor. Yılda 6 milyon ton kağıt tüketiyoruz. Bununsa sadece 3,2 milyon tonu geri dönüştürülüyor. Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği bir toplantı düzenledi. Kağıt sektörünün yaşadığı sıkıntılar anlatıldı. AGET Başkanı Mustafa Saral, herhangi bir vergiyi kaldıracak durumda değiliz dedi. Nefesimizi çöpe atıyoruz. AGED'in açıkladığı veriler kağıt israfının boyutlarını ortaya koydu. Ülkemiz bugün 6 milyon ton mamul kağıt kullanıyor. Biz bunu 3.2 milyon tonla topluyoruz. Geri kalan nerede? Geri kalan çöpte. Türkiye'de kullanılan kağıtların yarısı dönüştürülmüyor. Yani çöpe gidiyor. Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği İstanbul'da bir toplantı düzenledi. Toplantıda bu soruna değinildi. AGED Başkanı Mustafa Saral, farkındalığın önemine vurgu yaptı, kağıt krizine dikkat çekti. Evlerden çıkıp çöp kutusuna, oradan da deponi sahalarına giden ham maddeyi kazanmamız lazım. Küresel ticaret savaşları ülke ekonomisinde çalkantılara yol açıyor. Çin ve Amerika arasındaki gerilim kağıt sektörünü de etkiliyor. Sadece sektör değil, bu krizden yazılı basın da nasibini aldı. Türkiye'deki kağıt sektörü temsilcileri son durumu anlattı. Dünyada hepimizin bildiği gibi ticaret savaşları var ve bu savaşların sonunda birçok emtianın fiyatı düştü. Biz olumsuz etkileniyoruz. Kağıt sanayicileri şu an dünyadaki en pahalı atık kağıt fiyatlarıyla üretim yapmakta. AGET Başkanı Mustafa Saral ek vergi çalışmalarına dikkat çekti. Sektör temsilcileri bu konuda kaygılı.
herhangi bir vergiyi kaldıracak durumda değiliz. Sorunların çözümü için hükümetle temaslarsa sürüyor. Çalıştay'a bu işi aktardılar ve Çalıştay'da bütün tarafların bir arada olduğu bir toplantıyla bunu sonuçlandıracaklarını söylediler. Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği yargıya taşındı. Tarım Orman İş Sendikası yer değiştirmeye dönük rotasyonun yalnızca emekçiye uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Sendika Genel Başkanı Şükrü Durmuş yönetmeliğin iptal edilmesini istedi. Köklü geçmişi olan ormancılık mesleği son derece kötü yönetilmektedir. Yer değiştirmeye yönelik rotasyonun yalnızca emekçiye uygulanmasına tepki gösterdiler. Yönetmeliği yargıya taşıdılar. 2013 yılında rotasyon uygulaması diye getirilen yıkım yasası yönetmeliği birçok emekçiyi mağdur etmiştir. 31 Ekim'de Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği yürürlülüğe girdi. Eski yönetmeliğin 6. maddesinde zorunlu yer değiştirme tüm personel, mühendis ve baş mühendislere uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile ise şube müdürleri, baş mühendisler, müdür, müdür yardımcısı ve şef personel yer değiştirmekten muaf tutuldu. Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş bu maddenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Merkez birimlerinde görev yapanların daire başkanlıklarını değiştirmek suretiyle rotasyon uygulanacağı, taşrada bu kurumu yıllarca sırtında taşıyan emekçilerin ise bulunduğu yerlerin dışına gideceği bir uygulama asla kabul edilemez. Şükrü Durmuş hukuki süreç başlattıklarını vurguladı. Sendikamız bugün ilgili yönetmeliği yargıya taşımıştır. Rusya'dan gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Turizmin başkenti Antalya bu yılın Ocak-Ekim döneminde 5.414.602 Rus turisti ağırladı. Böylece geçen yılın toplam rakamı 10 ayda aşılmış oldu. Turizmciler bu sene gülüyor. Hele Antalya'daki ve İstanbul'daki turizmciler hepsi gülüyor. Çünkü turizm bu yıl rekora doymadı. Rus turiste tüm zamanların rekoru kırıldı. Hem İstanbul'da hem Antalya'da hem de genel Türkiye rakamları bu sene çok iyi. Turizmin başkenti Antalya, antik kentleriyle konuklarını tarihte yolculuğa çıkarıyor. Deniz, kum ve güneşiyle de adeta büyülüyor. Bakir koyları, kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle her mevsim cazibe merkezi. Daha nice güzellikleriyle de milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kent bu yıl Ocak-Ekim döneminde 14.136.150 yabancı turisti ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 artış kaydedildi. Antalya neredeyse 20 milyona yaklaşıyor artık. Önümüzdeki sene büyük bir ihtimalle ilk defa 20 milyonu yakalayacak. İstanbul iyi gidiyor. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Kenti 5.414.602 kişiyle en çok Rus turist ziyaret etti. Turizmci Cem Kınay bu yılın rakamlarını değerlendirdi. Dünyanın ziyaret edilen 10 tane şehri arasında hem İstanbul var hem Antalya var rakamlarıyla. Dolayısıyla turizmciler bu sene memnun. National Geographic'in fotoğraf yarışmasında ödül kazanan ilk Türk kadın fotoğrafçı Dilek Uyar, ulusal kanala konuştu. Uyar, tecrübelerini ve edinimlerini aktardı. Dilek Uyar, National Geographic fotoğraf yarışmasında ödül kazanan ilk Türk kadın fotoğrafçı. Uyar, yurt dışında çekim yapmaktansa Anadolu'da çekim yapmayı tercih ediyor. Bundan da büyük keyif alıyor. Hem kendi öz coğrafyamız Anadolu, hem de daha çok vakit ayırıp daha çok içlerine girebiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken en sevdiğim şeylerden bir tanesi sadece çekip geçmiyorsunuz. O insanların içerisine girmeniz, hikayelerine dokunmanız gerekiyor. Ödüllü fotoğrafçı fotoğraf çekerken görünmez olmanın püf noktalarını anlattı. Bak fotoğrafı çekerken evet görünmez olmak için belli yöntemler kullanabilirsiniz. Ama insan odaklı fotoğraf çekiyorsanız şayet görünmez olmak için yolumuz yok. Çünkü işte sizin olduğumuz mesafeden fotoğraf çekmek zorundayım ben. O noktada görünmezliğin iksiri diyalogdan geçiyor aslında. Uyar, kendisine en çok sarsan hikayelerin en son çalıştığı kanser hastaları olduğunu söyledi. Rahmet eylesin, Zeynep'i kaybettik. Benim
için çok özeldi Zeynep. Onunla paylaştığımız çok şey vardı ve pek çok şeyi dertleştik, konuştuk. O hikayelere şahit olmak ve onların o iç dünyalarına giriyor olmak, evet, insanda derin izler bırakıyor. Benim için en çarpıcı olanlar oralarda. Dilek Uyar, Anadolu'daki tecrübelerini de paylaştı. Evlere giriyorsunuz, evlerde olan yegane şey yere atılmış minderler ve ev dediğiniz aslında ondan ibaret. Tabak, çanak ve toplanıp kaldırılıp yere atılan serilen yorganlardan ibaret. Ama siz gittiğinizde inanılmaz bir misafirperverlik var ve her şeylerini size sunuyorlar. Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Saat 16 bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.